Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Öncelikle konuya şöyle bir girizgah yaparak başlamak istiyorum. Ben dinimde kaynak olarak Kur'an, hadis, sünnet ve cumhur-u ulemanın üzerinde ittifak etmiş olduğu kaynakları baz alıyor ve İslam'a sonradan sokulan tüm amelleri ve menheçleri reddediyorum. Tasavvuf da bunlardan biridir. Tasavvufun, İslam'ın saf itikadına sonradan eklenen bir bid'at olarak görülmesi gerektiğine inanıyorum. Kur'an ve sünnete dayalı olan saf İslam anlayışına göre, Allah'a ibadet yalnızca O'nun belirlediği şekilde yapılmalıdır. Bu bağlamda, Allah'a yakınlaşmak için özel zikirler, rabıtalar ve şeyhlere bağlanma gibi uygulamalar, İslam'ın özünden uzaklaşmaktır. İbn-i Teymiye, İbn-i Kayyim gibi selef alimleri, bu tür uygulamaların İslam'ın özüne aykırı olduğunu defalarca belirtmişlerdir. Ayrıca, Peygamber Efendimiz, sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabı arasında böyle bir uygulamanın olmadığını bilmekteyiz. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Salih kardeşim, endişelerini anlıyorum. Ancak tasavvuf, İslam'ın manevi boyutunu derinleştiren bir ilimdir. Kur'an-ı Kerim'de Allah, gerçekten Allah'ın velileri için korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir buyurmuştur. Bu ayetteki veli kavramı, Allah'a yakın olan ve manevi bir derinlik kazanan kişileri işaret eder. Tasavvuf, bu manevi derinliği kazandırmak için bir yoldur. Allah, Kur'an'da kendisini sürekli zikretmemizi emretmiştir. Tasavvufta yapılan zikirler, bu emre uygun olarak kişinin Allah'a olan bağlılığını artırır. Ayrıca İmam Gazali gibi büyük alimler, tasavvufun İslam'ın özünden olduğunu ve onun kalbi hastalıklardan arındırarak Allah'a daha yakın olmayı hedeflediğini belirtmişlerdir. Muhittin kardeşim, Kur'an ve sünnette Allah'a yakınlaşmanın yolları açıkça belirlenmiştir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabeler döneminde zikir yapılmış, ancak bu zikirler bireysel ve toplu dualarla sınırlı kalmıştır. Tasavvufun sunduğu zikir ritüelleri ve rabıta gibi uygulamalar, İslam'da olmayan bir şeyi icat etmek anlamına gelir ve bid'at kategorisine girer. Nitekim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "Her bid'at dalalettir, her dalalet cehennemliktir" buyurmuştur. Bu hadis, İslam'da olmayan uygulamaların tehlikesine dikkat çekmektedir. Salih kardeşim, hadis-i şerifte bahsedilen bid'at, İslam'ın temel hükümlerine aykırı olan, dini bozan yenilikler için kullanılmıştır. Tasavvuf ise, İslam'ın ruhani boyutunu derinleştirerek, kişinin Allah'a olan sevgisini artıran bir yoldur. Kur'an'da Allah, "Onlar ayakta dururken, otururken ve yanları üzerine yatarken Allah'ı zikrederler" buyurmaktadır. Bu ayet, her durumda Allah'ı zikretmenin önemine işaret eder. Ayrıca rabıta gibi uygulamalar, kalbin sürekli Allah ile birlikte olmasını sağlamak için bir araçtır. Bu, İslam'ın özüne aykırı değil, bilakis İslam'ın manevi yönünü derinleştiren bir uygulamadır. Zikir elbette önemlidir ve Allah'ı anmak İslam'ın temelidir. Ancak zikir Allah ve Resulünün belirlediği şekillerde yapılmalıdır. Tasavvufun getirdiği uygulamalar, Kur'an ve sünnetin sınırlarını zorlamakta ve zamanla İslam'dan sapmaya yol açmaktadır. Nitekim, selef alimleri, özellikle İbn Teymiye rahimehullah, bu tür uygulamaların dine zarar verdiğini ve Müslümanları bid'atlara yönlendirdiğini savunmuşlardır. Bid'atlar, İslam toplumunun birliğini zedelemiş ve İslam'ı saf halinden uzaklaştırmıştır. İbn Teymiye gibi alimlerin görüşleri o minvalde olabilir. Ancak unutulmamalıdır ki, İslam tarihinde pek çok farklı ekol ve yaklaşım olmuştur. İmam Gazali, Abdülkadir Geylani, Mevlana Celaleddin Rumi gibi büyük alimler tasavvufu savunmuş ve yaşatmışlardır. Bu alimler, İslam'ın manevi boyutunu ihya ederek milyonlarca Müslümanın kalbine hitap etmişlerdir. Tasavvuf, İslam'ın ruhunu ve ahlakını derinleştiren bir yoldur. Ve bu yol, Kur'an ve sünnete uygun bir şekilde yaşandığında, kişiyi Allah'a daha da yakınlaştırır. Görüşlerinize kesinlikle katılmıyorum. Mesela tasavvuftaki rabıta uygulamasını ele alacak olursak, rabıta, bir müridin şeyhini zihninde canlandırarak onun manevi rehberliğinde Allah'a yakınlaşma pratiğidir. Ancak bu uygulamanın İslam'da bir temeli yoktur.
Kur'an'da ve sahih hadislerde böyle bir ibadet şekline dair hiçbir delil bulunmamaktadır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabe döneminde böyle bir uygulamanın olmaması, rabıtanın İslam'a sonradan eklenen bir bid'at olduğunu açıkça gösterir. Nitekim Allah Celle Celaluhu, Kur'an'da şöyle buyuruyor. Ve Allah'tan başkasına dua eden kimseye kıyamet gününe kadar cevap vermezler. Oysa onlar, onların dualarından habersizdirler. Bu ayet, Allah'tan başkasına yönelmenin boş bir çaba olduğunu belirtir. Rabıta sırasında müridin şeyhinin manevi varlığına odaklanması, bu ayetin kapsamına girer ve tehlikeli bir yönelmedir. Ayrıca, İbn-i Teymiye rahimehullah bu konuda şunu söyler. Kalbi Allah'tan başka bir şeye bağlamak şirktir. Müridin, şeyhini kalbinde canlandırması, Allah'a olan saf ibadetten uzaklaşmaktır. Salih kardeşim, rabıta konusundaki endişelerini anlıyorum. Ancak rabıta, İslam'ın ruhaniyetini derinleştiren bir uygulamadır ve doğru anlaşıldığında Allah'a daha yakın olmayı sağlar. Rabıta, şeyhi bir araç olarak kullanıp Allah'a yönelme amacını taşır. Yoksa şeyhe tapınma gibi bir durum söz konusu değildir. Allah Kur'an'da şöyle buyurur. Ey iman edenler! Allah'tan korkun ve sadıklarla beraber olun. Bu ayet, sadık olanlarla beraber olmanın önemine işaret eder. Rabıta, sadık bir şeyh vasıtasıyla kalbin Allah'a yöneltilmesi amacını taşır. Ayrıca İmam Rabbani, Ahmet Sirhindi gibi büyük alimler, rabıtayı savunmuş ve bunun, müridin kalbini Allah'a bağlayan bir yöntem olduğunu belirtmişlerdir. Rabıta, kalbin manevi hastalıklardan arındırılması ve Allah'a tam bir bağlılık kazanılması için bir vesiledir. Allah'ın saf ibadetini korumak için her türlü bidattan sakınmalıyız. Rabıta, müridin kalbini şeyhe bağlayarak Allah'a olan doğrudan bağlılığını zedeler. Allah Celle Celaluhu Kur'an'da şöyle buyuruyor. Kendilerine Rablerinin ayetleri hatırlatıldığı zaman onlara kör ve sağır kesilmezler. Bu ayet, müminlerin yalnızca Allah'ın ayetlerine yönelmesi gerektiğini vurgular. Rabıta gibi uygulamalar, Allah'ın ayetlerinden başka şeylere yönelerek kalbi sapkınlığa sürükler. İbn-i Kayyim el-Cevziye bu konuda şunu belirtir. Rabıta, insanları Allah'tan uzaklaştırır ve onları şeyhlerine bağımlı hale getirir. Bu, şirke giden bir yoldur ve İslam'ın tevhid inancını zedeler. Hayır kardeşim, rabıta Allah'a giden bir yol olarak görülmelidir. Şeyhe tapınma veya ona ibadet etme anlamına gelmez. Rabıta, müridin şeyhini bir vesile olarak görmesi ve onun manevi rehberliğinde Allah'a yönelmesidir. Allah Kur'an'da şöyle buyuruyor. Allah'a giden bir yol arayın. Rabıta, bu ayete uygun olarak bir yol arayışıdır ve nihayetinde Allah'a yönelir. Ayrıca Abdülkadir Geylani Hazretleri, rabıta hakkında şunu der. Rabıta, kalbi Allah'a odaklamak için bir araçtır. Mürit, şeyhini bir vesile olarak kullanarak Allah'a daha derin bir bağlılık kazanır. Muhittin kardeşim, Kur'an'da Allah'a doğrudan yönelmek esastır. Allah Celle Celaluhu şöyle buyurur. De ki ben, yalnızca sizin gibi bir beşerim. Ne var ki, bana vahyolunuyor ki, sizin ilahınız tek bir ilahtır. Artık ona yönelin, ondan mağfiret dileyin. Bu ayet, Allah'a doğrudan yönelmenin gerekliliğini vurgular. Rabıta, Allah'a olan bu doğrudan yönelimi saptırır ve müridin kalbinde şeyhinin manevi varlığına bağımlılık oluşturur. Bu durum, tevhid inancına zarar verir ve şirke kapı aralar. İbn-i Teymiye rahimehullah da bu konuda şöyle der. Rabıta, kalbi Allah'tan başka bir şeye yöneltir ve bu, tevhid inancını bozan bir ameldir. Salih kardeşim, rabıtanın Allah'a giden bir vesile olduğuna dair, Kur'an'daki Allah'a giden bir yol arayın. Ayeti bizim için delillerden biridir. Ayrıca, Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin rabıtayı savunduğunu belirttim. Bu uygulama, müridin kalbini Allah'a yönlendiren manevi bir disiplindir ve şeyhe tapınma anlamına gelmez. Tam aksine, mürid, şeyh vasıtasıyla Allah'a daha güçlü bir şekilde bağlanır. Getirdiğin delillerin dikkatle incelenmesi gerekiyor. İlk olarak, Allah'a giden bir yol arayın ayeti genel bir prensibi ifade eder. Allah'a yakınlaşmak için dua, zikir ve salih ameller gibi yollar vardır. Ancak bu ayet,
rabıta gibi İslam'da aslı olmayan bir uygulamayı meşrulaştırmaz. Allah Celle Celaluhu Kur'an'da şöyle buyurur: "Onlar Allah'ı bırakıp da kendilerine fayda da zarar da vermeyen şeylere tapıyorlar ve bunlar Allah katında bizim şefaatçilerimizdir." diyorlar. Bu ayet, Allah'tan başkasını aracı yaparak ona yakınlaşmaya çalışmanın ne kadar tehlikeli olduğunu açıkça gösterir. Rabıta, müridin kalbini Allah'tan başka bir şeye yöneltir ve bu durum İslam'ın saf tevhid inancına zarar verir. İbn-i Teymiye rahimehullah bu konuda şunu söyler: "Şeyhin, müridinin kalbinde Allah'a yakınlaşma vesilesi olarak canlandırılması kişiyi sapkınlığa sürükler." Bu söz, rabıtanın İslam'daki yerini ciddi anlamda sorgulamamız gerektiğini gösterir. Kardeşim, rabıta aslında Allah'a yakınlaşma amacı güder ve şeyh sadece bir vesile olarak görülür. İslam tarihindeki büyük alimler de bu uygulamayı desteklemiştir. Örneğin İmam Rabbani Ahmet Sirhindi, rabıtanın müridin kalbini Allah'a yöneltmede etkili bir yöntem olduğunu belirtmiştir. Ayrıca, "Ey iman edenler! Allah'tan korkun ve sadıklarla beraber olun." ayeti, sadık kişilerle manevi bağ kurmanın önemine işaret eder. Rabıta, bu ayete uygun bir şekilde, sadık bir şeyh vasıtasıyla Allah'a yönelme çabasıdır. Bu ayeti doğru anlamak gerekir. Sadıklarla beraber olun ayeti, İslam'da salih kişilerle birlikte olmanın önemine vurgu yapar. Ancak bu onların manevi varlığına odaklanmayı değil, onlarla beraber bulunarak salih amellerde bulunmayı teşvik eder. Rabıta ise bu ayeti yanlış yorumlayarak şeyhin manevi varlığına bir kutsiyet atfeder. Allah Celle Celaluhu Kur'an'da şöyle buyuruyor: "De ki, Allah'tan başka taptığınız şeylere tapmaktan men edildim." Bu ayet, Allah'tan başkasına yönelmenin yasak olduğunu belirtir. Rabıta, müridi Allah'tan başka bir aracıya bağlayarak tehlikeli bir sapmaya yol açar. Nitekim İbn-i Kayyim el-Cevziye, bu tür uygulamaların tehlikeli olduğunu ve insanları şirke sürükleyebileceğini şu sözleriyle belirtmiştir: "Kalbin yalnızca Allah'a yönelmesi gerekir. Allah'tan başkasına yönelmek, kişiyi tevhid inancından uzaklaştırır ve onu şirke götürür." İmam Rabbani gibi tasavvufun büyük alimlerinin sözlerini kale almamak ve onların meşru kabul ettiği bu uygulamaya sapkınlık demek doğru olmaz. Onlar, rabıtanın doğru bir şekilde uygulandığında Allah'a yakınlaşma vesilesi olduğunu belirtmişlerdir. Bu uygulama, İslam'ın özünden sapma değil, aksine manevi derinliği artıran bir yoldur. "Allah'ı anmak, kalplere huzur verir" ayeti, zikir ve manevi disiplinlerin önemine vurgu yapar. Rabıta da bu zikirlerden biridir ve kalbi Allah'a bağlamayı amaçlar. Fakat Allah'ı anmak ibaresi, yalnızca Allah'ı anmayı ifade eder, araya bir şeyh koyarak Allah'ı anmayı değil. İbn-i Teymiye rahimehullah, rabıtanın İslam'da yerinin olmadığını ve bu tür uygulamaların kişinin Allah'tan uzaklaşmasına ve tevhid inancının bozulmasına yol açabileceğini açıkça belirtmiştir. Rabıta, müridin kalbini şeyhine bağlayarak Allah'a olan doğrudan bağlılığı zayıflatır. Allah Celle Celaluhu Hud suresinde "Ve ondan başkasına ibadet etmeyin" buyurmuştur. Bu ayet, yalnızca Allah'a ibadet etmemiz gerektiğini ve araya hiçbir şeyi sokmamamız gerektiğini vurgular. Rabıta gibi uygulamalar bu emre aykırıdır ve şirke götüren bir bid'at olarak reddedilmelidir. Allah Teala, "Onlar Allah'ın ayetlerini düşünmezler mi?" buyuruyor. Bu ayet, derin düşünme ve tefekkürün önemini vurgular. Rabıta da bir nevi tefekkürdür. Mürid, şeyhini düşünerek Allah'a daha derin bir bağlılıkla yönelir. Ayrıca, hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "Kim bir kavme benzemeye çalışırsa, o da onlardandır" buyurmuştur. Müridin, salih bir zatın ahlakını ve manevi yolunu benimsemek için rabıta yapması, bu hadisin gereğince Allah'a daha yakın olma amacını taşır. Bu, o salih zatın ahlakını taklit ederek Allah'a yaklaşma vesilesi olabilir. İmam Gazali'nin, "Bir mürşide bağlanmak, kalbin manevi temizliğinde önemli bir adımdır" sözünü hatırlatmak isterim. Bu söz, rabıtanın bir mürşid vasıtasıyla kalbin arınmasına yardımcı olabileceğini gösterir. Rabıta, müridin kalbini temizleyip Allah'a daha yakın kılacak bir uygulamadır. "Onlar Allah'ın ayetlerini düşünmezler mi?" ayeti,
elbette ki tefekkürü teşvik eder. Ancak bu tefekkür yalnızca Allah'ın ayetleri üzerinde olmalıdır. Bir şahsı, şeyhi ya da başka bir varlığı düşünmek bu ayetin ruhuna aykırıdır. Rabıta bu anlamda Allah'a yönelmekten sapmadır. Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem, "Kim bir kavme benzemeye çalışırsa, o da onlardandır" hadisi, daha çok gayrimüslimlere ve İslam dışı kültürlere benzeme tehlikesini anlatır. Salih zatlara benzemek, ancak onların ibadet ve ahlakını taklit etmekle mümkündür. Bu da doğrudan Allah'a yönelmekle olur. Rabıta gibi bir uygulama, bu hadisin ruhuna aykırıdır ve bu vesileyle İslam'ın saf öğretisinden sapma riski taşır. İmam Gazali'nin sözlerini ise doğru anlamak gerekir. Gazali, bir mürşide bağlanmayı sadece takva, ilim ve ibadet ile Allah'a yönelme bağlamında ele almıştır. Ancak Gazali'nin de bid'atlere karşı uyarıda bulunduğunu unutmamalıyız. İmam Gazali, insanları dalalete düşüren, dinde olmayan bid'atlardır demiştir. Rabıta, İslam'ın özüne eklenen bir uygulama olarak bid'at kategorisine girer ve Gazali'nin uyarısına göre de sakınılması gereken bir şeydir. İmam Gazali'nin rabıta gibi manevi pratikleri tamamen reddettiğini söylemek doğru olmaz. Kendisinin İhya-u Ulumiddin adlı eserinde tasavvufun manevi terbiyedeki önemini vurguladığını görüyoruz. Allah Teala, "Gözlerinizi göklere dikin ve Allah'ın ayetlerini düşünün" buyurur. Burada düşünme ve tefekkürün geniş bir çerçevede ele alınabileceğini görüyoruz. Rabıta da Allah'a ulaşmak için bir araç olarak düşünülebilir. Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti Ebu Bekir ile Sevr mağarasında yaptığı dua, manevi rehberliğin önemini gösterir. Hazreti Ebu Bekir, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin duasını ve manevi rehberliğini bir vesile kılarak Allah'a daha yakın olmuştur. Bu, rabıtanın da bir mürşid vasıtasıyla Allah'a yakınlaşma vesilesi olabileceğini gösterir. İmam Şafii Hazretleri, "Manevi terbiyede ihsanın önemi büyüktür" demiştir. İhsan, Allah'ı görüyormuş gibi ibadet etmek anlamına gelir ve rabıta, müridin bu ihsan seviyesine ulaşmasına yardımcı olur. İmam Gazali'nin tasavvufu savunduğu doğrudur. Ancak onun tasavvufu, rabıta gibi belirli pratiklerden ziyade kalbin tasfiyesi ve takvanın artırılması üzerine odaklanmıştır. Allah Celle Celaluhu, "Dini sadece Allah'a has kılarak ibadet edin" buyurur. Bu ayet, ibadetin yalnızca Allah'a has kılınması gerektiğini net bir şekilde ortaya koyar. Rabıta gibi bir uygulama, ibadetin Allah'a has kılınmasını tehlikeye sokar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile Hazreti Ebu Bekir'in mağaradaki duası doğrudan Allah'a yönelmeyi ve tevekkülü gösterir. Bu olayda arada bir vesile yoktur. Doğrudan Allah'a olan bir yönelme ve dua vardır. Bu nedenle rabıtayı bu olayla ilişkilendirmek yanlış olur. İmam Şafii'nin ihsan kavramına vurgu yaptığı doğrudur. Ancak ihsan sadece Allah'a yönelerek onu görüyormuş gibi ibadet etmektir. Bu, kişinin Allah'a olan bağlılığını artırmak içindir. Araya bir vesile koymak için değil. İmam Ebu Hanife'nin, "Bid'at, İslam'ın saflığını bozan her şeydir" sözüne dayanarak, rabıta gibi bid'atlere karşı uyanık olmamız gerektiğini belirtmek isterim. Salih kardeşim, Allah Teala buyuruyor ki, "O halde beni anın ki ben de sizi anayım." Bu ayet, Allah'ı anmanın ne kadar önemli olduğunu gösterir. Müridin rabıta sırasında şeyhini düşünmesi, aslında Allah'ın zikrini daha derin bir şekilde idrak etmesine yardımcı olur. Zira mürşidin Allah'a olan yakınlığı müride yol gösterir. Bir başka delil olarak, Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem, "Salihleri hatırlamak insanın kalbini diriltir" hadisini sunmak istiyorum. Bu hadis, rabıtanın ruhunu oluşturur. Mürid, salih bir zatı düşünerek kalbini diriltir ve manevi olarak Allah'a yönelir. Mürşidin Allah'a olan yakınlığı, müride bu yakınlığı ilham eder. İmam Malik, "İlim olmadan ibadet, ibadet olmadan ilim olmaz" demiştir. Rabıta, müride manevi ilim kazandırarak ibadetini daha ihlaslı yapmasına yardımcı olur. Bu anlamda, rabıta, İmam Malik'in bahsettiği bu ilim ve ibadet dengesini kurmaya yardımcı olur. Muhittin kardeşim, Allah'ın "beni anın ki ben de sizi anayım" ayeti,
doğrudan zikirle ilgilidir ve burada Allah'tan başka bir şeyi anmanın yerinin olmadığını gösterir. Rabıta gibi bir uygulama, Allah'tan başka bir varlığı düşünmeye yönlendirdiği için bu ayetin ruhuna aykırıdır. Zikir, Allah'ı hatırlamak ve ona yönelmekle sınırlı olmalıdır. Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem, salihleri hatırlamak, insanın kalbini diriltir hadisi ise, salihlerin güzel ahlakını ve ibadetlerini hatırlamayı teşvik eder. Ancak bu, doğrudan Allah'a olan ibadetle gerçekleşmelidir. Salih zatları düşünmek, onları Allah'a yaklaşmada vesile olarak görmek anlamına gelmemelidir. Aksi takdirde, Allah'a doğrudan yönelmekten sapma riski taşırız. İmam Malik'in, ilim olmadan ibadet, ibadet olmadan ilim olmaz, sözünü de doğru bir bağlama oturtmak gerekiyor. Bu söz, ilim ve ibadetin bir arada yapılmasını teşvik eder. Ancak rabıta gibi bidatlerin bu dengeyi bozma riski vardır. İmam Malik'in bidatlere karşı tavrını da unutmamak gerekir. Nitekim o, "Bu dinin saflığını bozan her şeyden uzak durmalıyız." demiştir. Rabıta, İslam'ın saf öğretilerine aykırı olduğu için kabul edilemez. Salih kardeşim, Allah Teala Kur'an'da, "Muhakkak ki Allah, takva sahipleriyle beraberdir." buyuruyor. Rabıta, müridi takva yoluna sevk eden bir vesiledir. Mürid, şeyhini düşünerek ve onun takvasını örnek alarak Allah'a yönelir. Bu da rabıtanın meşruiyetine delil olabilir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "Ümmetimin alimleri, Beni İsrail'in peygamberleri gibidir." buyurmuştur. Mürşidler de bu alimler arasında yer alır ve rabıta, bu alimlerin rehberliğinde Allah'a yaklaşma vesilesi olabilir. İmam Ebu Hanife, "Allah yolunda bir araya gelmek, Allah'ın rahmetini çeker." demiştir. Rabıta, mürid ile mürşidin Allah yolunda bir araya gelerek manevi bir bağ kurmasını sağlar ve bu bağ Allah'ın rahmetine vesile olur. Muhittin kardeşim, Allah'ın takva sahipleriyle beraberdir ayeti, kişinin Allah'a olan bağlılığı ve ibadetindeki samimiyeti vurgular. Takva, Allah'a doğrudan yönelmekle olur, araya bir vesile koymakla değil. Rabıta, bu ayetin ruhuna aykırı bir uygulamadır. Çünkü müridi Allah'tan başka bir şeye yöneltir. Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem, "Ümmetimin alimleri, Beni İsrail'in peygamberleri gibidir." hadisi. Alimlerin önemini vurgular. Ancak bu, rabıta gibi bir uygulamayı meşrulaştırmaz. Alimler, İslam'ın saf öğretisine bağlı kalmayı tavsiye ederler ve bid'atlardan uzak durulmasını öğütlerler. Rabıta, İslam'ın özüne eklenmiş bir bid'at olarak değerlendirilmelidir. İmam Ebu Hanife'nin, "Allah yolunda bir araya gelmek" sözünü de doğru anlamak gerekir. Bu, salih amellerle ve Allah'a yönelmekle olur, araya bir vesile koymakla değil. Rabıta gibi uygulamalar, İmam Ebu Hanife'nin de uyardığı gibi, İslam'ın saflığını bozan bid'atlardır ve reddedilmelidir. Salih kardeşim, sana defalarca delil getirdim. Fakat her seferinde benim sözlerimi çürütmek için uğraşıyorsun. Tasavvufun büyükleri, Allah dostları, asırlardır bu yolda rabıtayı savunmuş ve nice mürid, bu vesileyle Allah'a daha yakın olmuştur. Sense sürekli olarak onların sözlerini görmezden geliyorsun. Rabıta, müridin Allah'a yönelmesinde büyük bir manevi araçtır. Onca alim bu yolu doğru bulurken, senin onların bilgeliğini küçümseyip reddetmen çok yanlış. Muhittin kardeşim, bizler burada hakikati bulmak için tartışıyoruz. İlimde öfkenin yeri yoktur. Sadece delillerin ve hakikatin peşinde olmalıyız. Senin bu kadar güçlü savunduğun rabıtanın İslam'ın özüne uygun olup olmadığını sorgulamak zorundayız. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "Yumuşaklık, bir şeyde bulunursa onu güzelleştirir. Ondan alınırsa da onu çirkinleştirir." buyuruyor. Ben de bu hadise dayanarak, tartışmamızı yumuşak bir şekilde yürütmemiz gerektiğini düşünüyorum. Şunu hatırlatmak isterim ki, Allahu Teala, "Dinlerini parçalayıp bölünenler var ya, senin onlarla hiçbir ilişkin yoktur." buyuruyor. Bizler, Allah'ın dinini bölmekten ve ona eklemeler yapmaktan kaçınmalıyız. Rabıta gibi uygulamalar, dini parçalayıp bölen ve bid'at olan şeylerdir. Bu, İslam'ın özüne zarar verir. Senin savunduğun rabıta, ne Peygamber Efendimiz'den sallallahu aleyhi ve sellem,
ne de ashabından böyle bir uygulama olarak gelmiştir. Sahabe, Allah'a en saf haliyle doğrudan yönelmişlerdir. Onların hayatında rabıta diye bir şey yoktu. Ayrıca Allah Celle Celaluhu, sadece Allah'a kulluk edin ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayın buyuruyor. Rabıta gibi bir uygulama, Allah'tan başka bir varlığı düşünmeye yol açtığı için bu ayete aykırıdır. Mürit, sadece Allah'a yönelmelidir. Araya bir vesile koymak, ona ortak koşmanın bir tehlikesini taşır. Dinleyicilerimize de şunu hatırlatmak isterim ki, İslam, saf ve sade bir dindir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabe, dine hiçbir şey eklemeden, Allah'ın emirlerine ve Peygamberimizin sünnetine sımsıkı bağlı kalarak yaşadılar. Bizler de aynı yoldan gitmeliyiz. Dine bid'at ve eklemeler yapmak, bizi Allah'tan uzaklaştırır. Rabıta gibi uygulamalar, İslam'ın safiyetini bozar ve bizi tehlikeli bir yola sürükler. Senin söylediklerin mantıklı görünebilir ama sen tasavvufun özünü anlamıyorsun. Rabıta sadece bir aracı değil, Allah'a daha derin bir bağlılığın kapısıdır. Sen bu kapıyı kapatarak insanların maneviyatını zayıflatıyorsun. Kuru bir ilmi yaklaşım, maneviyattan kopuk bir din anlayışına yol açar. Muhittin kardeşim, maneviyat elbette ki çok önemlidir. Ancak bu maneviyatın kaynağı sadece Allah ve Resulü olmalıdır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize, "Size iki şey bıraktım. Onlara sımsıkı sarıldığınız sürece asla sapmazsınız. Allah'ın kitabı ve benim sünnetim" buyurmuştur. Bizler, maneviyatı da bu iki kaynak üzerinden yaşamalıyız. Dinimizi saf ve sade tutmak bizim en önemli görevimizdir. Rabıta gibi bir uygulamanın dinimize ne zaman ve nasıl eklenmiş olduğunu sorgulamak zorundayız. Eğer bu uygulama, Peygamberimizin ve sahabenin yaşadığı saf İslam'dan bir sapmaysa, bunu reddetmek hepimizin görevidir. Dinleyicilerimizden rica ediyorum, Allah'ın kitabına ve Resulünün sünnetine sımsıkı sarılalım. Bidatlardan uzak duralım ve dinimizi bozulmadan, saf haliyle yaşamaya özen gösterelim. Allah hepimize hidayet versin ve doğru yoldan ayırmasın.